Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Hepimizin bildiği gibi ve her zaman söylediği gibi, üzerinde bulunduğumuz bu cennet vatan diye tabir ettiğimiz Anadolu toprakları, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Birçok hazineyi barındırmaktadır. Birçok insan burada gelişmiş, buradan yayılmıştır. Anadolu'da tarih, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, toplumlar ve kültürlerin izlenebilmesi, Helosen çağının başlangıcına kadar dayanır. Buzul çağının etki sınırı olan Anadolu, M.Ö. 10.000'lere kadar kuzeyinde buzullar olan bir kara parçası durumundaydı. Anadolu'nun bu müstesna yapısı nedeniyle tarihi çağlar dünyanın diğer bölgelerinde farklı olarak tarihlendirilir. Bunlar, anlatacak olursak, M.Ö. 2 milyon yılından başlayıp M.Ö. 330 yılına kadar devam eder ve sıralaması şu şekildedir. Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağ ve Demir Çağ'dır. Paleolitik ve Mezolitik Çağ, Anadolu'da ilk insanlara ait izler buzul çağının öncesine gitmektedir. 1 milyon yıl öncesine dayanan en eski izler Konya Dursunlu'da tespit edilmiştir. Berkel'le işbirliğinde gün yüzüne çıkartılmıştır. Burada Afrika'dan göç eden Homo erectus'ların izlerine rastlanmıştır. Homo sapiens'e ait en eski izler ise 390 bin yıl öncesinde tarihlenen buluntularla yine İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Yarımburgaz mağaralarında tespit edilmiştir. Doğrudan insana ait en eski kemik kalıntılarının bulunduğu alan ise 160-60 bin yıl öncesine tarihlenen Karayın mağarasıdır. Bu da Antalya'da bulunmaktadır. Anadolu taş çağında önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Volkanik bir taş olan obsidyenin Anadolu'da bolca bulunuyor olması, bölgenin kadim bir yerleşim bölgesi haline gelmesini sağlamıştır. Üst paleolitik ve mezolitik dönemlerde artık taşın yanında kemik kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bıçak sapları, kemik iğne uçları ve olta kemik kullanımının önemli örnekleridir. Bu verilerin yanında günümüze kadar ulaşan sanat eserleri de dönemi anlamanıza yardımcı olur. Temel ihtiyaçlarını karşılayan ilk Anadolu insanları, kendilerini ifade etme ihtiyacı hissederek kaya resimleri tasvir etmişlerdir. Çoğunlukla geyik, keçi, öküz, boğa figürlerinden oluşan tasvirler, soyut izler bulundurarak belki de manevi, uluhi bir dünya tasavvufunun yansıması olmuşlardır. Tasvirlerin çoğunlukla boynuzlu hayvanlardan oluşması ve abartılı tasvirlerle boynuzların göksel unsurlara atıf için kullanılması dikkat çekilir. Buzulların giderek kuzeye çekilmesiyle dünya daha ılıman ve yaşanabilir hale dönüşmüştür. M.Ö. 10.000'lerde başlayan bu köklü değişim, Holosen döneminin başlangıcı olmuştur. Buzulların erimesiyle geniş su havzaları, akarsular ve tatlı su kaynakları artmış, tabiat zenginleşerek hayvan türlerinin çoğalmasına imkan tanımıştır. İnsanoğlu da bu dönemde sığındıkları mağaralardan çıkarak açık hava barınaklarında yaşama imkanı bulmuştur. Çoğunlukla et kaynaklı beslenme alışkanlığı bitki kökleri, yabani meyveler ve deniz ürünleriyle zenginleşmiştir. İlk kompozit aletler ortaya çıkmıştır. Bir taşın tahtaya sabitlenmesiyle küçük baltalar ve el aletleri ortaya çıkmıştır. İnsan nüfusu artarak küçük topluluklar meydana gelir. İlk toplumlar, barınaklar ve ilk toplu yerleşim yerleri ortaya çıkar. Buzul çağının sona ermesiyle birlikte Mezolitik çağ olarak anılan bu dönem insanların mağaradan çıkıp topluluklara dönüştüğü bir devrimin meydana getirir. Neolitik ve Kalkolitik çağ. Tarih öncesi çağla maden çağının arasındaki geçiş dönemi olan Neolitik dönem insanoğlunun hızla yayıldığı ve ilk toplumları meydana getirdiği dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu gelişim Anadolu'da da yaşanmıştır. Holosen dönemin başlamasıyla birlikte açık alanlarda yaşamaya başlayan, çoğalan ve tabiatın sunduğu imkanlarla istifade etmeye başlayan Anadolu insanı yerleşim alanları kurmuş, toplumsal ilişkiler geliştirmiş, ticaret yapmış, dünya tasarrufu ve manevi anlayışları olgunlaştırarak etkileyici bir tarihsel serüven ortaya koymuştur. Göbekli Tepe Neolitik dönemin en etkileyici örneklerinden birini teşkil eder. Komplike toplanma alanları, mistik tasarrufları, sembolize eden hayvan kabartmaları, törensel alanların binlerce yıl devamlılığını koruması Anadolu'da yoğun bir insan kültür faaliyeti olduğunu ortaya koyar.
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, kalan zamanlarında dünyayı anlamaya çalışmış, öteki dünya ve bu dünyanın manevi, sanatsal yorumunu özgün bir üslupla toplumsal bir unsur olarak geliştirmişlerdir. Bu yönleriyle Anadolu, insanın tasavvur dünyasını ve manevi duygularını ortaya koymuştur. Ve en komplike coğrafya durumundadır. Çayönü ise Neolitik dönemin en eski yerleşim merkezi durumundadır. Milattan önce 10.500'lerde ilk yerleşimlerin başladığı bölge, önemini tarih boyunca kesintisiz bir süreklilikle devam ettirmiş, taş temeller üzerinde kerpiçten yapılan evler bölgenin mimari geleneğini oluşturmuştur. Milattan önce 8.500'lerde buğday ve baklagillerin kullanımı başlamış, tahıl ve hayvan evcilleştirmenin ilk örneği teşkil edilmiştir. Öyle ki milattan önce 6.000'lerde bölgede yaşayan herkes yiyecek ihtiyacını tarımdan elde eder duruma gelmiştir. Ergani yani Diyarbakır bölgesinin zengin bakır yatakları sayesinde bakır çağına en erken giren bölge yine Çayönü olmuştur. Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk toplu yerleşim merkezi durumundadır. Konya'da bulunan ve milattan önce 7400'lere dayanan tarihlenen bölge, tarım ve hayvancılığın yaşamının merkezinde olduğu, kerpiçten yapılmış bitişik evlerin avlularla birleştirilerek tapınak ve kült yapılarla komplike bir yaşam alanı inşa edildiği açıkça görülmektedir. Bir oda ve bir depodan oluşan sıvalı ve beyaza boyanmış kerpiç evler, ortak kullanım alanları durumunda olan fırın ve ocaklar, zengin duvar resimleri ve hayvan figürleriyle benzemiş yaşam alanlarının bir dünya tasavvuru ve maneviyat duygusunun göstergesidir. Kalabalık, zengin ve müferreh bir toplu yaşam merkezi Anadolu'nun ilk köyü olma özelliğini taşır. Neolitik dönemde ortaya çıkan yaşam alışkanlığı, Anadolu'nun pek çok bölgesine yayılmış, kendine has ve özgün bir kültür meydana getirmiş, bakır, kalay ve obsidyen gibi çağları belirleyen kaynakların bolca bulunduğu Anadolu, Neolitik döneme dair en zengin kaynakların bulunduğu bir dünya mirası durumundadır. Taş ve bakırın birlikte kullanıldığı, kalkolitik dönemde de bölge hızla gelişmiş ve kalabalıklaşmış. Kafkaslardan gelen göçler ve Mezopotamya'da ortaya çıkan kent devriminin etkileri Anadolu'ya ulaşana dek öncü ve benzersiz dokusunu muhafaza etmiştir. Tunç Çağı. Anadolu, tunç yapımında kullanılan bakırın bolluğu sayesinde çağın öncüsü durumundadır. Tunç madeninin kullanılmaya başlandığı milattan önce 3400'lerden itibaren Anadolu'nun etnik ve kültürel dokusu dış etkilerle şekillenmeye başlar. Transkafkasya'dan Anadolu'ya doğru akan göçlere doğru çıkan Karaz kültürü Doğu Anadolu'ya başlayarak Mezopotamya'ya kadar yayılan geniş bir kültür çevresi meydana getirir. Hatti, Hurri ve Urart medeniyetlerinin atası olarak bu kültür ilk olarak Anadolu'da görülmeye başlanır. Kafkaslardan Urmiye Gölü ve Kars, Iğdır, Ardahan bölgesinden itibaren Erzurum'a doğru yayılmaya başlayan Karaz göçleri, Paleolitik dönemden itibaren gelişen Anadolu kültürü ile bütünleşerek zenginleşmiştir. Karazlarla birlikte gelen ahşap gönüllü çamurla kaplanıp kurutulmuş evler, Anadolu'nun yerel mimarisi olan taş temelli kerpiç evlerle mimari bir bütünleşmeye girer. İlerleyen yüzyıllarda batı ve güneye doğru yayılan bu kültür, -2500'lerde Toroslar'ın güneyindeki ilk kentleşmeyi meydana getirir ve 2000'lerden itibaren de Doğu ve Güneydoğu'da ilk kentler ortaya çıkacaktır. Tunç Çağı'nın etkileri batıya doğru devinim kazanarak ilk feodal yapıyı ortaya çıkartır. Milattan önce 3000-2700 aralığında güçlü sulardan oluşan kentler, ihtiyaç fazlası üretimin saklanması nedeniyle ortaya çıkan güvenlik ihtiyacı kentleşmeyi meydana getirmiştir. Demirci Höyük yani Eskişehir bölgesinde ortaya çıkartılan buluntularla 90 metre çapında dairesel megaron yapılar kentleşmenin ilk örnekleridir. Milattan önce 2400'lere gelindiğinde Ankara'nın doğusunda Kızılırmak kavisine batıda Sivrihisar dağları bölgesi bütün bir kültür bölgesi haline gelmiştir. Kent ve yönetici sınıfın bulunduğu, etrafı sularla çevrili olan ve hisar çevresinde yönetici sınıfın toplumdan ayıran bir sitadel yapısı, Tunç Çağı'nın ilk feodal siyasi merkezli kent yaşamını bu bölgede ortaya çıktığını anlayabiliyoruz. Tunç Çağı'nda Anadolu, demografik yapısını değiştirecek yoğun ölçekte göçlere maruz kalmıştır. Transkafkasya'dan gelen Kafkas dil ailesine mensup Karazlar, Hazar'ın güneyden Anadolu'ya gelen Hint-Avrupa dil ailesine mensup Luviler ve Asur ticaret yollarıyla Anadolu ile etkileşimde bulunan etnik olmasa bile kültürel olarak etkileşime yol açan Semitikler,
önce Hattiler, sonra Hititlerle Anadolu'da imparatorluk dönemini başlatırlar. Tunç çağında Anadolu'nun demografik yapısını incelediğimizde, Paleolitik dönemden itibaren tabiata entegre olan ilk Anadolu insanları, Transkafkasya'ya göçleriyle Kuzeydoğu Anadolu'dan gelen Karaz insanları ve Hazar'ın doğusunda güneye inip Anadolu'ya gelen Hint-Avrupa kökenli toplumlar karşımıza çıkmaktadır. İlk Anadolu insanları, Demirci Höyük'te kurdukları medeniyetle Truva'nın kökenlerini oluştururken, Karaz insanları Orta Anadolu'da Hatti, güneyde Hurri, Mitanni ve Urartıların kurucu unsurları olmuşlardır. Hint, Avrupa insanları ise Hatti medeniyeti üzerinde inşa ettikleri Hitit İmparatorluğu, Luviler ve deniz kavimleri olarak karşımıza çıkmışlardır. Asur ticaret kolonilerinin yazıyı ilk defa Anadolu'ya getirmesi, Anadolu'nun mümbit coğrafyasının sağladığı imkanlarla yeni bir dönemi başlatmış, tarih dönemi itibariyle Anadolu'nun temellerini teşkil etmişlerdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.